Adım gibi eminim ki bunu bilerek yaptı. Sırf bize kendi kanımızdan bir torun vermemek için. Şiyam'ın oğlunu doğurmak gibi niyeti olmadı hiç onun. Neden bunu bana yaptın Sukna? Neden beni hiç sevemedin Sukna? Neden? Neden beni ve ailemi böyle cezalandırdın? Bana çok büyük bir acı verdin Sukna. Söyle, sebebini bilmek istiyorum. Neden bunu bana yaptın? Bugüne kadar hiçbir hatanı yüzüne çarpmadım senin. Her zaman görmezden geldim. Ama bugün... Bugün bana çok büyük bir keder verdin. Çok büyük bir keder. Seni hiçbir zaman affetmeyeceğim bu yaptığın için. Seni asla affetmeyeceğim Sukna. Asla. Sonra gidip sırtını sıvazlayacaksın. Bir de tebrik et istersen. Onun üzüldüğü falan yok. Zaten bunu planlamıştı. İşte sonunda başardı. Amacına ulaştı. Bugün onun en mutlu günü. Ondan mutlusu yok. Her şeyin farkındaydı. Hamile olduğunu biliyordu. Yoksa ne diye merdivenlerden koşarak insin ki? O günah yavrusu için mi? Ağladığı için mi?
Çocuk bu işte. Yorulduğu zaman susardı nasılsa. Bu kadar mı safsın sen? Her şeyi bir çocuğa anlatır gibi izah etmek zorunda mıyız? Ne olmuş yani biraz ağlayıp zırladıysa? En kötü ne olabilirdi ki? Ağlamaktan aptal olacak değil ya. Ama hayır. Senin derdin başka. O senin ailenin kanından, hatta başka bir ailenin. Abi. İnsafsızlık etme. Çok zor bir gün yaşıyoruz. İnsafsızlık mı daha neler? He? Ne söyledi ki adamcağız? Ağabeyim söylediği her şeyde yerden göğe kadar haklı. Bu onun hatası sadece. Yazıklar olsun. Niçin böyle bir günah işledin? Biz seni kızımız kabul ettik, gelinimizsin dedik. Sana her saygıyı gösterdik. Sürekli üstüne titredik ama peki sen ne yaptın? Bize nasıl bir karşılık verdin ha? Özlemle, hasretle, heyecanla beklediğimiz torunumuzu bize çok gördün. Bu mutluluğu bize çok görerek bizi daha yaşarken mezara koydun sen. Yazıklar olsun sana, her şeyi mahvettin, hayatımızı kararttın. Kim yapmasın ki madan? Şiyam'ın çocuğunu dünyaya getirseydi o zaman bütün bu malın mülkün varına kalması hayalleri suya düşmüş olacaktı. Her şeyi açgözlülükten yaptı diyorum. Ama abi biz onun çocuğunu reddetmedik ki, onu da bağrımıza bastık. Onu da ailemizden kabul ettik. Bir gün olsun dışlamadık ki, kötü laf etmedik, bunu herkes aptal biliyor. Bizde. Biz aptalız. Başkasının çocuğunu kabul ettiğimiz için. Ama bu kız aptal değil. O her şeyi detaylarına kadar planladı. Kendi emellerine ulaşmak için zavallı Şiyam'ı ağına düşürdü ve kullandı. Ben onun nasıl biri olduğunu uzun zaman önce gördüm. Ama sen hep... Ben hatalıyım abi. Sözüne itibar etmemekle, ona acımakla büyük bir hata yaptım ben. Ama bitti, artık yeter. Buraya kadar geldi çünkü artık... Sen kocana karşı hiç dürüst davranmadın. Doğmamış çocuğuna bile hıyanet edebildin sen. Tanrı bilir bu aileye ne yaparsın. Hadi gidelim buradan. Bugünden itibaren bu kızla hiçbir bağımız kalmamıştır. Anlaşıldı mı? Bu yaptığı artık bardağı taşırmıştır. Hadi. Ne duruyorsun? Duymadın mı beni? Onunla hiçbir ilgimiz kalmadı dedim. Koy bebeğini yanına. Dediğimi yap kadın! Delirtme beni! Bay Madan, birkaç ilaç yazdım.
Herhangi bir eczaneden alırsınız. Hangi ilacı nasıl vereceğinize daha sonra izah ederim. Sukna'yı akşamüstü taburcu etmiş oluruz. Unutmayın, ona çok iyi bakmanız lazım. Sukna. Neden çekip gittiler? Ne konuştunuz? Hepsi çok sinirliydi. Hemşire. Kayıtlarda Bay Byron'un numarası var. Hemen onu ara. Acil buraya gelmesini söyle. Hemen efendim. Acele et. Alo? Evet, benim. Sumitra! 5 nolu oda. Sukna. Sukna. Ne oldu canım? Konuşsana Sukna, ne oldu? Sukna. Anlat bana kızım. Niçin yaptılar bunu? Niçin seni bu halde bırakıp gittiler? Ne oldu? Anlat kızım. Anlat canım. Ben doğmamış çocuğumu öldürdüm. Onu ben öldürdüm. Hayır canım. Böyle söyleme ne olur. Bir anne çocuğuna asla kıyamaz. Neden o zaman herkes çocuğumu bilerek öldürdüğümü söylüyor bana? Benim de çocuğumdu anne. Niçin bana böyle söylüyorlar? Neden beni burada bırakıp gittiler? Yemekler hazır. Getireyim mi? Ben istemem. Ağzıma lokma koyacak iştah kalmadı bende.
Ama sen istersen ye. Madan çabuk ol. Sebebi ne bilmiyorum ama Şiam eşyalarını topluyor. Ne oldu ki? Ne diye eşyalarını topluyor bu? Sordum ama bana sadece şehre gitmeye karar verdiğini söyledi. Durdur onu ne olur Madan. Gitmesine izin verme. Bırak gitsin Madan. Engel olma. O çocuğun derdi hepimizden büyük. O doğmamış çocuğunu kaybetti. Güvendiği karısı onu sırtından bıçakladı. Yüreği paramparça. Birkaç gün şehirde kalması ona iyi gelecektir. Bana kalırsa başka hiçbir şey düşünemez. Kafası karışır. İzin ver gitsin. Evimize getirdiniz. Çünkü bu kız bu ailenin gelini Ramçaran. Ben de onu evine bırakmaya geldim. Şurada daha yeni bir parça huzur bulduk. İçimizi tekrar karartmayın. O kızın bu evde yeri yoktur artık. Götürün buradan. Torununuzu kaybettiniz. Bu çok acı. Hepimiz yasını tutuyoruz. Ama bu kız hala yaşıyor. Ona karşı bu kadar acımasız olmayın. Her ne yaptıysa kendi yaptı hanımefendi. Bugün bu haldeyse sorumlusu odur. Bugüne kadar her hatasını mazur gördük. Gençliğine, tecrübesizliğine verip geçiştirdik. Ama kıymetli torunun bu defa öyle bir hata yaptı ki benim gözümde bunun affı yoktur. Alın götürün onu buradan hemen. Ne? Siz Sugna'yı bu eve gelin getirdiniz. Madan'ın en büyük hatası bu zaten. O gelin bugün ailemizin hayatını karartır. Hayır. Torunum hakkında böyle şeyler söylemeyin. Vah. Vah Kalyani vah. Baktın ki torunun kusurlu, onu gelin etmen zor. Alelacele evlendirmek için her yolu denedin. Yalan mı? Bugün de değişen bir şey yok. Yine aynı şeyi yapıyorsun. Bu enkazı üstümüze yıkmanın peşindesin. Bu aileye bir çocuk veremeyecek bu kadını. Böyle birbirimizi suçlamak doğru değil Ramçaran. Bu kimseye bir şey kazandırmaz. Yani bize düşen şey Sugna ve Şiyam'ın geleceğini düşünmek olmalı. Bundan sonra ne olacağını konuşalım. Şiyam. Konuşsana oğlum, böyle sessizce dinleyecek misin? Karına destek olsana, gel onun yanında dur. Şiyam ne yapacak ki? Bu defa Şiyam'ı dinlemem bile, anladın mı beni? Buna o karar versin. Sen karışma. Aklın ermez senin böyle şeylere. Bak Bay Madan, ben Sugna'nın dört dörtlük olduğunu söylemiyorum. Fakat bugün olanlar... Sugna'nın suçu değil ki. Sizin hoşunuza gitse de gitmese de çocuğunu öldüren bir kadının benim evimde asla yeri yoktur. Anlıyor musunuz? Neden böyle söylüyorsunuz? Bir anne çocuğunu nasıl öldürebilir ki? Sugna'yı bu kadar ağır bir dille suçlamadan önce hiç olmazsa bir düşünün. Zavallı kızın yaşadıklarını anlamaya çalışın. Biliyorum o çocuk sizin soyunuzu sürdürecekti.
torununuz olacaktı. Ama Sugna için... Sugna için canından bir parçaydı. O Sugna'nın karnında nefes alıyordu. Evladından olmak... Canından bir parçanın içinde öldüğünü bilmek... Ne kadar acıdır bilemezsiniz. Şihan oğlum... Neden hiçbir şey söylemiyorsun? Ailenin Sugna hakkında söylediklerine böyle seyirci mi kalacaksın? Babam ve amcam yanlış konuşmuyor. Ben de onunla aynı fikirdeyim. Sugna bizim çocuğumuzu doğurmayı istemedi bile. Onun için varsa yoksa hep varım var. Bana hep sormuştur. Şiham. Bebek geldiğinde varını daha mı az seveceksin demişti bana. Onu defalarca teskin ettim ben. Hayır Sugna. Varun benim ilk çocuğumdur. Kimse onun yerini alamaz dedim. Ama... Ama o... Benim sözüme hiçbir zaman inanmadı. Ben kendi adıma hiçbir şeyi eksik koymadım. Onun için her şeyi yaptım. Babama karşı geldim. Amcamı kırdım. Ailemi, herkesi karşıma aldım. Karşılığında elime geçen bu mu olmalıydı söyle? Hayır Sugna. Yaptığın her şey için seni hiçbir zaman affetmeyeceğim ben. Asla. Şiyam. Bana söylediğin şey bu mu? Söyle Şiyam. Benimle evlenerek... Bana iyilik mi yaptın sen? Bak bu iyi oldu Şiyam. Bugün bunu herkesin önünde kabul etmiş oldun. O gece balkonda benimle evlenmek istediğini... Bu yüzden mi söyledin? Sen bana acıdığın için mi evlendin benimle? Niçin o zaman söylemedin? Niçin?
Hayır. Hayır Şiyam. Bu doğru olamaz. Beni yanlış anlıyorsun Sugna. Ben kimim ki sana acıyayım he? Sen beni hep... Hayır Şiyam. Sevgi değildi o. Sen bana iyilik yaptın. Ne acı ki. Bunu ancak bugün öğrenebildim. Oysa bana demiştin ki... Sugna... Ben seni Pratap'ın hatıralarıyla kabul ediyorum. Çünkü bunlar güzel hatıralar. Hayatın boyunca unutmamalısın. Öyle değil mi Şiyam? Bunları sen söylemedin mi? Bana söylediğin bu değil miydi? Ölüm yıl dönümünde taziyeye gitmeme neden kızdın? Neden Şiyam? Neden? Kimseye bir şey söylememiştim. Kabul ediyorum, bu bir hataydı. Evet Şiyam, hataydı. Ama ölüm yıl dönümüne gitmekle yanlış bir şey yapmadım ben. O benim kocamdı. Benimle evlenmişti Şiyam. O benim hayat arkadaşımdı. Ruhu için birkaç dua okumuştum sadece. Sence günah mı işledim Şiyam? Hem senden özür dilemiştim, değil mi? Benim kalbim temiz ya. Bazen istemeden de olsa... Pratap'ın adı ağzımdan çıkacak gibi olduğunda... kendimi çok kötü hissederdim. Sense beni sorgulardın. Sevgine inanmadığımı düşünürdüm. Ama dürüst ol Şiyam. Asıl sen bana olan sevginden şüpheliydin. Bu yüzden onunla rekabete girdin sen. Bugün hayatta olmayan bir insanla. Cevap ver Şiyam. Niçin bana aynı hediyeyi aldın? Pratap'ın aldığının aynını. Neden? Bana göstermek istediğin neydi? Ondan daha iyi olduğun mu? Ha? Pratap'tan çok daha iyi olduğunu mu? Söyle! Oysa Şiyam... sen yanımda olduğun için... Pratap'ın hatırasını unutmuştum ben. Onu unutmuştum Şiyam. Ama sen... sen Şiyam... onu sürekli bana hatırlatmaktan geri durmadın. Yine de ben... her şeye sessizce göğüs gerdim. Sana hiçbir şey söylemedim. Sırf sen üzülme diye Şiyam. Şiyam dur! Bunu yapamazsın Şiyam! Madem bırakacaktın beni, neden kendine eş aldın
isyan. Madem çekip gidecektin, neden beni o karanlıktan çıkardın Şiyan? Babaanne, götür beni buradan olur mu? Bu eve birlikte geldiğim insan bana artık güvenmiyor. Beni neyle suçladığını gördün babaanne. Bu evde kalmam imkansız artık. Götür beni buradan. Babaanne, götür beni buradan olur mu? Bu eve birlikte geldiğim insan artık bana güvenmiyor babaanne. Beni neyle suçladığını gördün onun. Bu evde kalmam imkansız artık. Götür beni buradan. Haklısın yavrum. Burada kalmayacağız. Hadi. Eve gidelim. Hadi canım. Anne, anne böyle nasıl? Alo. Merhaba. Ben Şiyan'la mı görüşüyorum? Evet. Şiyan, ben Suman. Nasılsın? İyiyim Suman. Oyuncakları çocuğuna verdin mi diyecektim. Karın da beğendi mi peki? Merak ettiğim için aradım. Ne olduğunu merak ettim. Aslında annem için de aradım. Nasıl olduğunu merak ediyordu. Ben de arayıp sorayım dedim. Ben de Jaipur'dayım aslında. Burada birkaç işim var. Ah, burada mısın? Şiyan'la biraz da ben konuşayım. Şiyan, annem seninle konuşmak istiyor. Bir saniye. Şiyan oğlum, buradasın ve bize haber vermiyorsun, öyle mi? İyi günler efendim. İyi günler oğlum. İşlerim yüzümden bütün vaktimi alıyor. Anlıyorum elbette. Buraya ne zaman geleceksin? Ne desem bilemedim ki. Söylemek zor. Bir ara mutlaka uğra. Seni görmeyi çok isteriz. Tamam, akşama doğru uğrayacağım. Ne kadar tuhaf. Hiç tanımadığın halde benim hayatımı kurtardın. Bir melek gibi hayatıma girdin. Ama bu iyiliğine karşılık Tanrı bütün mutluluğunu ve umutlarını elinden aldı.
hayatta hiçbir şey sebepsiz değildir. Şunu bil ki Yüce Tanrı nedensiz yere hiç kimseyi sınamaz. Doğru insan olmak da bu sınavlardan başarıyla geçmeyi bilmektir. Hayatta hep iniş çıkışlar olacak. Ama can bedende oldukça umut asla tükenmez. Umudumuzu tüketmemeliyiz. Çünkü oğlum, devam etmemizi sağlayacak olan yine umuttur. Tanrı'ya güven oğlum. Yine çocuk sahibi olacaksınız. Buna inanıyorum. Ben de sizin için dua edeceğim. Otur sen. Ben gidip bir şeyler getireyim. Karına ne kadar dargın kalacaksın? Karı koca arasındaki ilişki 7 düğümle bağlanmıştır. Bu kadar kolay kopmaz. Lütfen onun acısını anlamaya çalış. Çünkü şu an karının sana çok ihtiyacı var. Yanında yer almana. Ona destek olmana. Böyle bir zamanda karını yalnız bırakamazsın. Bu doğru değil. En kısa zamanda karının gönlünü al ve geri dön. Ancak o zaman huzur bulabilirsin. Hayır. Boşuna çaba. Benim için kurtarılacak bir şey kalmadı. Ben her şeyimi kaybettim Suman. Sevgiyi, güveni, çocuğumu, sevdiğim kadını, her şeyi, her şeyi kaybettim. Her şeyi. Her şey kum taneleri gibi elimden kayıp gitti. Geriye hiçbir şey kalmadı. Bana yardımcı olabilir misin? Burası senin şehrin. Eminim ki tanıdığım birileri vardır. Rica etsem bir iş bulmama yardım eder misin? Evet ama... Uygun bir iş bulduğunda beni ara mutlaka. Hemen atlar gelirim. Ne oldu? Şiyam nerede? Gitti. Çocuğun durumunu hiç beğenmedim. O halde görmek beni çok üzdü. Şiyam abin için engel olmadı peki? Amcasını biliyorsun. Eminim her sorunun ardında o vardır. O adamdan hiç hoşlanmıyorum. Al. Sugna abla. Lütfen bu kadar üzülme, olur mu? Şiyam abi gelip seni alacaktır. Ben bundan eminim. Abla, bir sabah olsun bakalım. Onu ben ararım, tamam mı? Onu burası... Bunu aramana gerek yok. Ama neden abla? Çünkü ben öyle söylüyorum. Sen de ablanın sözünü dinleyeceksin Cabu. Sen de. İtiraz etmeyin. Hiçbiriniz Şiyam'ı aramayacaksınız. Anladınız mı beni?
Cagu, pencereyi kapat hemen. Rüzgar çıktı. Gök gürlerse varın korkup uyanabilir. Anandi, baksana fırtına çıktı. Cagu! Korkma, yok bir şey. Buradayım. Her zamanki hikaye. Yine elektrik gitti. Bekleyin. Ben bir mum yakayım. Nerede bu? Cagu! Elini çabuk tut. Varun karanlıktan korkar çünkü. Korkacak bir şey yok. Amcası yanında. Değil mi Varun? Tamam, buldum. Nasıl ama? Becerikli çocuğum değil mi? Karanlığa rağmen yakabildim. Senin kuş beyinli olduğunu biliyorum. Peki gözün de mi kör ha? Kulağın da mı duymuyor? Sağır mısın sen? Sanki ne gözün görüyor ne kulağın duyuyor. Git çabuk. Ne kadar açık cam çerçeve varsa kapat hepsini. Hemen. Makan! Efendim? Ahırdaki hayvanları da kontrol et. Ama gitmeden önce yanına bir gaz lambası al. Karanlıkta takılıp düşme. Peki. Anne. Hava birden bozdu. Sağanakta çok fazla. Evet. Bu Tanrı'nın gazabı mı bilmiyorum ama bir işaret sanki. Yüce Tanrım, sen ailemi koru, bize merhamet et. Sen bizi afetlerden koru Tanrım. Efendim! Hanımefendi! Efendim! Biri ölmüş! Ne? Ceset! Köşkün girişinde yatıyor. Yerde bir kız cesedi var. Ama bu kız... Anne bu... Gudiya. Evet ama ne olmuş olabilir ki? Onu bu hale kim getirdi? Makan, git sen. Bak bakalım etrafta peki, birileri var mı? Nabzı atıyor. Tanrı'ya şükürler olsun. Her yere baktım efendim. Görünürde kimsecikler yok. Durumu hiç iyi görünmüyor. Onu hemen içeri götürelim. Keseriya